Sen ayrı Leylim, 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 Leylim. Bravo. Var olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bu hafta dedik ya, temposu yüksek, 12-12-2002'ye yakışan bir, 2012'ye yakışan program olsun. Çok doğru. Sizin sesinizden her türkü güzel ama İç Anadolu türküleri ayrı bir güzel mi oluyor? Bana mı öyle geliyor acaba? Azıcık. Kocaman bir alkış gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ne geliyor Seyhan'cığım? Ben de yine güzel bir türkü okuyacağım ama sizin öncelikle bir yere selam göndermenizi isteyeceğim. Naçizane. 12-12-2012. Bugün kayınvalidemin ve kayınpederimin 41. evlilik yıl dönümleri. Aman Allah'ım. Böyle bir tarih nasıl geldi bilmiyorum. Gelirken hatta söyledim. Niye dedim bizim tarihimizde böyle bir şey yapmadınız? 17-8. İşte tarihini söylemiyorum. 17. ay yok yani. Öyle bir gelme şansı yok. Biz de onu düşünemedik. Sevgiler, saygılar olsun buradan. 41. yıla mı tekamül etti? Aynen öyle. 12-12-2012. 2012. 41 yıl önceki büyüklerimiz daha mı... Yani ileriyi görerek, düşünerek yaşamışlar olabilir, yani. Olabilir ama... Biz biraz daha test tüketiyoruz bazı şeyleri. Galiba. Allah nice nice 101. senelere İnşallah onları kavuştursun. İnşallah uzun ömürler versin diyelim. Buradan kayınvalidenize, kayınpederinize ben de saygı sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür Kızınızı ederim. Kızınızı da. Sevgili Aysima da izliyor bizi bugün. Hatta evet. Kayıt altına alıyor programları. Seyhan'ın kardeşimin bir tane kızı var Aysima. Benim de bir tane kızım var Aslı Asena. Asena'ya ve Aysima'ya sevgilerimizi gönderelim olsun. Buradan gözlerinizden öpüyoruz. Bu güzel türkümüzü de onlara armağan edelim Seyhan kardeşim. Peki taşa basmayız olur diyeceğiz yine o güzel alkışlarınızı eşlik edersiniz. Var çok ol var ol kardeşim hadi. Hadi bakalım. Hadi. O benim de kanalı da.
harikasınız efendim, harikasınız. Sizin alkışlarınızdır bu güzel türküleri, bu güzel şarkıları, evet. Bu kadar güzel kılan. Hani böyle bir söz var ya. Tencere yuvalanır, kapağını bulur. Şimdi ben yıllardan beri tek başıma program yapıyorum. Hep istiyordum ki böyle benim düşündüğüm, benim istediğim türküleri okuyan birisi olsun olsun. Böyle Orta Anadolu türkülerini de hakikaten her yöreyi de güzel okuyorsun da. Benim hakikaten sesini de yorumunu da çok beğendiğim bir kardeşimle program yapıyor olmamızın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Ben sizin bu kadar özenli olduğunuzu bildiğim için özenle seçiyorum türküleri. Vallahi sizin için okuyorum hepsini böyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın kardeşim. Cımbızla seçiyoruz. Bu arada siz türkü seslendirdiğiniz anda ben de cep telefonuma baktım mesajlara. Nurettin Ekiz diye çok değerli bir kardeşim var. Buradan kendisine sevgi saygılarımı gönderiyorum. Sevgilerimiz, saygılarımız olsun. Eşi Rukiye Hanım'ınla ilgili bir kısa mesaj atmış. Hı hı. Evlilik yıldönümümüz bugün ama diyor eşim Rukiye için diyor bir türkü armağan eder misin? Lütfen rica ediyorum demiş ama ben buradan saygılar sevgiler bütün sunuyorum. Bütün türkülerimiz Nurettin armağan abi, olsun diyelim. Rukiye Hanım'a da, Yenge Hanım'a da sevgilerimizi gönderelim. Selami Sağlam abimizin bize bir yadigar dostu. Öyle mi? Buradan tekrar kendisine sevgiler gönderiyorum. Olsun evet, şimdi türkülerle devam edeceğiz. Yalnız Yapbir İnşaatı bu hafta tabii bizi çalışan personelle birlikte yalnız evet, bırakmadıkları için teşekkür ettik. Yapbir ve A1 Mimar, Yapbir evet. İnşaat ve A1 Mimarlık personeli. Evet. Bu kadar mı alkış? Bu kadar mı? Şimdi defalar getirdiniz. Evet. Birazdan misafirlerimizle sohbetlerimiz olacak. Hatta misafirlerimiz arasında A1 Mimarlığın ve Yapbir İnşaat'ın o kadar yetenekli ekibi de var ki onlardan şair şiirler, var, sanatçı şiir var, sanatçıları var, edebiyatçı var. Çok doğru. Divan edebiyatını çok iyi bilenler de var. Eyvah eyvah, yandık o zaman. Neyse. Mefa ölü başlarız biraz. Koşmalar, o kadar ağır gitmeyelim o zaman. Peki. Şöyle yapalım. Biz Abdullah Alkan kardeşimize bundan önceki programlarda hakikaten bize vermiş olduğu desteklerden dolayı, bundan sonra vereceği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi özet olarak bu özel tarihte bizlere destek amaçlı. Buradalar. Hem Seyhan kardeşimle bizi hem de Vizyon Türk Televizyonu'nun yönetim kurulu adına bir plaket hediye edecekler. İkinci bölümde. Ve ikinci bölümde diğer o yetenekli arkadaşlarımızı da sizlerle buluşturacağız. Aynen, ama bu bölümde çok kısa da olsa sevgili ana sponsorumuz Abdullah Alkan'a bir söz verelim. Değerli sponsorumuz, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sayın kardeşim, oturalım bizle. Sağ olasınız. Tarafa geçeyim. Hı? Peki. Bugün böyle bu yılın son ayında bizi burada Vizyon Türk olarak ağırladığınız için ve en çok keyif aldığım noktalardan bir tanesi de sizlere başta teşekkür ediyorum bunun için. Bizim için bir gurur kaynağı. A1 Mimarlık olarak, Yapbir İnşaat olaraktan bir ekibimizle buraya geldik. Eskiden burada dik duruyordum ama şimdi biraz daha böyle dik durmaya başladım. Çünkü yönetimdeki arkadaşlarımız burada, çalışma arkadaşlarımız burada. En güzel taraflarından bir tanesi inşaat yapan arkadaşlarımız burada. Yine bizden daire alan ve kendi inşaatını yapmış olduğumuz abimiz burada. Ben ondan dolayı çok gururluyum bugün. Çünkü tam ekip olarak geldik. En güzel tarafı sizlerle beraberiz ve değerli abimizle de tanıştık bugün. Kendisine teşekkür ediyorum. Murat size. Akkaya. Kayalar İnşaat mıydı Murat abi? Senin de bir firman vardı değil mi? Vardı ben ama inşaatı şu an bıraktım. Sanatçılığa devam. Yükümü dosttan görüyorsun tutacağım. Sevgili kardeşimin yaptığı dairelerden satacağım bundan sonra. Satacağız. Burada bir alkış istiyorum. Yükümü dosttan tutacağım. Arkadaşımın yaptığı daireleri yaptığı satacağım. Yaptığı inşaatın dairelerini satacağım abi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim, bizden sakın ayrılmayın. Murat Akkaya sizler için hazırladığı o kadar güzel türküler var ki. Türkümüz ne abi? Bundan sonra yaylalar gideceğiz. Diyeceğiz abi. Yaylalar. Yaylalar. Yaylalara gideceğiz. Evet, sevgili Abdullah Halkan'dan tabii geçen haftalarda bahsettiğiniz gibi. Satışların çok iyi gittiğini biliyoruz. Evet. Yüzünüz gülüyor. Allah daim etsin. Hatta öyle ki benim beğendiğim dubleks bile yine Tokatlı bir hemşire evet. Satılmış. Satılmış mı? Sen onun dubleksini verdik bu hafta. Bir yandan gittiğini evet. Bu arada çok satış oluyor da benim haberim yok. Şimdi bana hepsini söylemiyor. Abi işte orta şekerli falan ki benim üstüme fazla gelmesin diye. Neyse çok teşekkür ediyoruz. Hatta evet, ben
Ondan dolayı keyifliyiz abi. Allah'a şükür satışlarımız iyi gelen için. Yakın olduğu için sana daha iyi takip ediyor. İşte sen evet. Soru cevap şeklinde devam edin. Ben daha yakın ki. Evet. Gelebiliyorum en azından. Evet. Mütalaa edebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz durumları. Gerçekten güzel gidiyor değil mi projelerimiz? Evet. Özellikle bitmiş, hazır olan Kıraç ve Evren Sanayi projelerimiz vardı değil mi satışta olan? Onlardan da çok fazla bir şey kalmadı galiba şu an. Genel itibariyle dahillerimizin çoğunu tükettik sayılır. Hı-hı. İşte bazı bölgelerde yetiştiremiyoruz maalesef. Hı-hı. Talep var. Çok talep var. Çünkü niye biliyor musun? Çok da fazla teferruata girmeye gerek yok. Reklama da gerek yok. Doğru yaptığınız işin alıcısı zaten var. Yani bir kişi memnuniyetini dile getirdiği an gündem yapıyorsunuz. Evet doğru. Ama memnun olmayan bir kişi varsa onun da hakikaten arkası gelmiyor. Onun için en büyük örneğin abi sözünüzü kestim. Bir tane yaşadığımız bir örnek var. Ben onu anlatıyorum bazen. Biz ilk başta bir bölge vardı. Yabancı olduğumuz bölge. Orada daire satmaya başladığımızda inşaatı bitirdik satamadık. Kimse bizi tanımıyor bölgede. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşadık. Tabii yine reklamlar oldu. Yine sizin desteklerinizi almıştık o dönemde. Hatırlıyorsanız beraber programlar çıkmıştık. Herhalde hoş olsun benden eğer destek eyvallah. Olarak bir şeyler yapmışsanız. Yo, ne mutlu herkese. Abi. Herkese. Ondan sonra biz o programdan sonra yaklaşık 16 dairemizi bir ayda tükettik. Beşinden yeni bir yer anlaştık şu anda. Bu yıl başında başlayacağız. Orada da yaklaşık 3 ya da 4 tane dairemiz kaldı. Diğerlerini hepsini sattık. Allah daim etsin. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim size. Sağ olun. Evet Murat abi. Şimdi Murat Akkaya'dan güzel bir türkü geliyor efendim. Bu arada unutuyorum. Çok değerli Emin Tonyalı. Ünye'nin Yavi Köyü'nde oturuyor. Benim Çarşamba'da Şekerbank'ta çalışan bir arkadaşım var. Müdür yardımcısı. Hasan Tonyalı'nın da babası. Buradan Emin amcaya sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizden dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler adlı türkü istemiş. Okuyacağım bu türkü. Ama programın ikinci bölümünde Emin amca bizi izlemeye devam et. Evet, Murat abiden geliyor şimdi. Yaylalar. Yaylalarla tanıttınız bizi. Yaylalar gelsin de bizim memleket kurtulmuş sonbaharda görüyorum yapraktan. Vallahi tebrik ediyorum. Hep satıyormuş topraktan abi. Evet, güzel. Nişanlılarına parmağına yüzüğünü takarlar. Ne olursa olsun iş adamın aynasıdır. Önce yaptığı işe bakarlar. Bu da çok önemli. Teşekkür ediyorum. Fazla mı uyuyoruz yoksa? Abi. Bunu daha bir salmayalım biz daha. Ben tam ben sol tarafımı iyi sağlam almışım abi. Çok doğru. Güzel bir. Eminem darı koydum ambar.